Günümüzde uzaya çıkmak isterseniz ya Amerikalıların kapısını çalmak zorundasınız ya Rusların ya da Çinlilerin. Ama bu üçü arasında Amerika açık ara önde. Çünkü Amerika'da hem devlet hem de özel şirketler sizi uzaya götürebilirler. Mesela SpaceX gibi, Axiom gibi, Virgin ya da Blue Origin gibi. Yeterli parayı verirseniz sizi uluslararası uzay istasyonuna kadar götürürler. Ama kiminle giderseniz gidin hepsinde aynı teknolojiyi kullanmak zorundasınız. Kimyasal enerji kullanan roketleri. Günümüzde kimyasal etkiyle çalışan roketler dışında bir alternatif görünmese de bir zamanlar çok daha çılgın alternatif fikirler vardı. Mesela atom bombası kullanmak gibi. Şimdi 3 cisim problemi dizisini izlemediyseniz ya da kitap okumadıysanız bu kısımda bir spoiler vereceğim. O yüzden videoyu birkaç dakika ileriye sarın. Dizide hatırlarsanız işgalci uzaylıları bir sonda gönderecektik ve bu sondayı gönderebilmek içinse bir yelkenli kullanacaktık. Ama uzayda bu yelkenli havayla dolamayacağı için onun hareket edebilmesi için atom bombaları kullanılacaktı. Yelkenlinin rotasında önceden gönderilmiş atom bombaları olacaktı ve bizim aracımız oradan geçerken bombalar sırasıyla arkada patlayacaktı patlamanın oluşturduğu şok dalgaları, plazmadan oluşan, yüklü parçacıklardan oluşan şok dalgaları yelkene çarpacaktı ve bu sayede sondamız gittikçe hızlanarak hedefine ulaşacaktı. Fikir evet çılgınca ama bu yazarın çılgınca fikri değildi. 1970'li yıllarda Amerikalılar benzer bir konsept üzerinde ciddi ciddi çalışmıştı. 70'li yıllarda Freeman Dyson ve ekibi Medusa projesi adı verilen çok ilginç bir konsept üzerine çalışıyordu. Konsept dizide anlatılana benziyordu ama tek bir fark vardı atom bombaları önceden gönderilmiyordu. Uzay gemisinin içinde depolanıyordu. Ve bu bombalar sırasıyla kilometrelerce uzaklıktaki yelkene gönderilip orada patlıyordu. Yani fikir Amerikalılara aitti ama bu da orijinal fikir değildi. Nükleer patlama gücü kullanarak uzayda seyahat etme fikri 1940'lı yıllarda ortaya çıktı. Ve 1950'li yılları gelindiğinde ise neredeyse olacaktı. İşte bugün size bu neredeyse olacak denen projeden bahsetmek istiyorum. Orion. 1965 yılında iptal eden Orion projesi eğer devam etseydi insanoğlu bugün Mars'a hatta Satürn'e bile gitmişti. Hatta ve hatta belki de şu anda ilk koloni gemisini Alfa Centauri'ye doğru yollamıştık bile. Fakat bazı mantıklı sebeplerden ötürü bu projenin devamı gelmedi. Peki Orion projesi neydi? Nasıl ilerledi ve neden iptal edildi? Bu sorunun cevabını verebilmem için 19. yüzyılın sonlarına gitmemiz gerekiyor. Hermann Ganswind 1890 yılında seri bir patlamalar zincirinin, kontrollü bir patlamalar zincirinin büyük bir roketi uzaya çıkartabileceğini iddia etmişti. 1900 yılında Arby Gostowski dinamit kullanarak bunu test etti ve kısmen başarılı oldu. Fakat bu teknoloji tahmin edebileceğiniz gibi rağbet görmedi çünkü kimyasal enerji kullanan roketler daha stabildi, daha güvenilirdi. O yüzden de bu darbe itki teknolojisi 2. Dünya Savaşı yıllarına kadar bir daha konuşulmadı. Fakat 1946 yılında ünlü bir dahi bu teknolojiyle farklı bir açıdan ilgilenmeye başladı. Stanislav Ulam 1946 yılında patlama teknolojisini kullanarak roketleri uzaya çıkartabileceğini iddia ediyordu ama bunun için geleneksel patlayıcılar yetersizdi. Mesela 100 tonluk bir ağırlığı atmosferin üst katmanlarını çıkartabilmek için gerekli olan patlayıcı miktarı binlerce tondu. Daha basit bir yöntem lazımdı. Daha verimli bir yöntem lazım. Mesela atom bombası patlatmak gibi. Ulam 1947 yılında teorisi üzerine ciddi hesaplamalar yapmaya başladı ve 1955 yılında makalesini tamamlayıp yayınladı. Ulam'ın iddiasına göre seri bir atom bombası patlaması zinciri yüzlerce hatta binlerce tonluk ağırlığı dünyanın dışına gönderebilirdi. Bu yöntem geleneksel roket teknolojisine göre hem daha fazla güç vaat ediyordu hem de daha ekonomikti. Ulam'ın bu fikri 1957 yılında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun dikkatini çekti ve 1959 yılında bu teknolojinin resmen patentini aldılar. Sadece patentini almakta kalmadılar. Bunun üzerine ciddi anlamda kafa yordular. Gerçekten de bu yapılabilir miydi? Bir roket devasa bir kütle ardında seri olarak atom bombası patlatarak hareket edebilir miydi? Ve bunu yaparken de roketin sağlamlığı bir şekilde garanti edilebilir miydi? E bunu anlamanın tek bir yolu var. Gerçekten de atom bombası patlatacaksınız ve göreceksiniz. Ve o dönem dünyada bunu yapabilecek iki ülkeden biri de Amerika'ydı biliyorsunuz çünkü Amerikalılar 1950'li yıllarda Pasifik'te bir sürü nükleer deneme yapıyordu. Bu yüzden 1959'da Eniwetok'taki nükleer silah denemeleri sırasında bu teknolojinin de test edilmesine karar verildi. Bu gizli deneye Viper projesi adı verildi ve Levi alın başına getirildi aynı yıl Envetolk adasında 20 kilotonluk bir atom bombası patlatılacaktı. Fakat bu sefer bombanın yanına her biri 1 metre çapında çelik küreler koyulacaktı. Bu çelik küreler grafitle kaplanacaktı ve fırlamamaları için de çelik halatlarla bağlanacaktı. Test gerçekleştirildi, bomba patladı fakat küreler patlamanın etkisiyle bağlandığı halatlardan kurtuldu ve kilometrelerce öteye savruldu. Fakat küreleri bulduklarında çok ilginç bir şeyle karşılaştılar. Evet kürelerin büyük bir kısmının üzerindeki grafit tabaka aşınmıştı, parçalanmıştı. Ama içerideki çekirdek, çelik kısmında en ufak bir çizik bile yoktu. Yani teorik olarak ulam haklıydı. Nükleer patlama kullanarak, gerekli koruma sağlanarak roketler hareket ettirilebilirdi. Viper projesi başarılı olmuştu ama Amerikan hükümeti zaten bu projeye başlamıştı bile. Nükleer darbe etkili roket projesi Orion 1957 yılında resmen başladı. Başlangıçta bu projeyi General Dynamics'in altında yer alan General Atomics yürütüyordu. Theodore Taylor ve Los Alamos'tan Freeman Dyson programda ciddi ilerlemeler kaydettiler. Bu roket teorik olarak yapılabilirdi, mümkündü, teknoloji yeterliydi. O yüzden projeye 1959 yılında ARPA yani bugünkü DARPA'da dahil oldu. Kavramsal çalışmalar sırasında iki temel itki sistemi ortaya çıktı. Bunlardan biri dahili patlamaydı, diğeri ise harici patlama sistemiydi. Dahili patlama sistemi geleneksel bir roket motoruna çok benziyordu. Burada nükleer cephane olduğu bölgeden çıkartılacak, hemen arkadaki özel bir bölmeye gönderilecekti. Patlama bu özel korunmuş bölgede gerçekleştirilecekti ve ortaya çıkan bütün o plazma, bütün o radyoaktif parçacıklar egzozdan atılacaktı. Bu çok verimli bir modeldi çünkü ortaya çıkan enerjinin çok büyük bir kısmı itki gücüne dönüştürülebiliyordu. Fakat tahmin edersiniz ki küçük bir bölgede sürekli atom bombası patlatmak ve gemiye bir şey olmamasını beklemek bugün için bile çok çılgınca. Daha birçok mantıklı sebepten ötürü dahili patlama sisteminden vazgeçildi ve hariciye geçildi. Harici patlamalı sistem 4 ana parçadan oluşuyordu. Ön tarafta astronotların ve yükün bulunduğu kargo bölümü yer alacaktı. Onun hemen arkasında nükleer cephanelik bölümü olacaktı. Onun hemen arkasında patlamanın yarattığı şok dalgaları gemiye zarar vermesin diye bir süspansiyon sistemi yer alacaktı. Son kısımda ise 10 metre çapında ve minimum 1 metre kalınlığındaki özel çelik plaka olacaktı. Atom bombaları düzenli bir şekilde cephanelikten çıkartılacak, plakadan belli bir uzaklıkta ise patlayacaktı. Taylor ve Dyson'ın konsepti çok ciddi şeyler vaat ediyordu. Böyle bir tasarım Ay'a yolculuğu mümkün kılabilirdi. O sıralar NASA'da Von Braun'un ekibi Saturn roketi üzerine çalışmaya başlamıştı. Dyson'ın hesaplamalarına göre nükleer itkili roket geleneksel metotlarla çalışan roketten hem çok daha verimliydi hem çok daha ekonomikti hem de onun taşıyabileceğinden kat kat daha fazla taşıyabiliyordu atom bombaları kullanabilen bir roket bırakın Ay'a gitmeyi sadece 4 hafta içerisinde Mars'a gidip oradan dönebiliyordu. Teknolojinin vaat ettikleri o kadar muazzamdı ki 1960 yılında projeyi Amerikan Hava Kuvvetleri finanse etmeye başladı. Ama onların istekleri biraz daha fazlaydı yani Mars'a gitmek gibi dertleri yoktu. Ay'a bir üst kurmayı istiyorlardı. Bunun dışında dünya yörüngesine de büyük üstler inşa etmek istiyorlardı. Bu açıdan bakıldığında nükleer patlamalı bu roket fikri onlar için son derece cazipti. Bu yüzden de Amerikan Hava Kuvvetleri 1963 yılına kadar projeyi finanse etti. Fakat 1963 yılında Amerikan hükümeti bu teknolojinin askeri maksatlarla kullanılmaması gerektiğine karar verdi ve proje NASA'ya devredildi. NASA'nın ise bu teknoloji yaklaşımı biraz daha farklıydı. O dönem bildiğiniz gibi Ay programı dolu dizgin devam ediyordu ama öbür taraftan Von Braun Mars'a da gitmek istiyordu. Satürn roketiyle Mars'a gitmek aylar sürecekti. O yüzden de alternatif fikirleri açıktı. İşte bu noktada nükleer darbeli itki teknolojisi ciddi bir avantaj yaratabilirdi. Von Braun'un aklına bu dönem hibrit bir tasarım geldi. Bu devasa uzay mekiği dünyadan geleneksel yöntemlerle kalkacaktı. Güçlü roket motorları bu nükleer uzay mekiğini atmosferin üst katmanlarını taşıyacaktı. Yörüngeye ulaştıktan sonra roket modülü ayrılacak ve seri nükleer patlamalar başlayacaktı. Ve bu sayede 8 astronot ve 100 tonluk faydalı yük sadece birkaç gün içerisinde Mars'a gönderilebilecekti. Yapılan hesaplamaların sonucunda böyle bir uzay aracı sadece ve sadece 126 günde Mars'a gidebilirdi. Fikir oldukça ilginçti ama Von Braun uzayda nükleer silahların kullanılması kısmından pek de mutlu değildi. Ama neyse ki projeyi iptal etmek ona kalmadı. İşler ciddiye bindiğinde doğal olarak bunun yan etkileri neler olabilir, hangi sıkıntılar doğurabilir diye başka araştırmalar yapıldı. Gelen raporlara göre dünya atmosferinin yakın katmanlarında bu tarz seri atom bombaları patlatmanın gezegene vereceği ciddi zararlar vardı. Dünyanın manyetosferi ve ozon tabakası bu darbelerden olumsuz etkilenebilirdi. Bunun dışında oluşabilecek radyoaktif serpintiler de insanlara zarar verebilirdi. 1963 yılında Amerika ve Sovyetler Birliği nükleer silah denemelerini yasaklayan bir anlaşma imzaladı. Ve bu anlaşma Orion projesini çıkmaza soktu. Anlaşma kapsamında iki süper güç artık atom bombası test etmeyecekti ama bu proje için nükleer patlamalar gerekiyordu. Testlerin yapılması gerekiyordu. İlk başta sıkıntı olmaz diye düşünüldü çünkü Orion projesi barışçıl amaçlara sahipti. Askeri bir amacı yoktu. Ama bu çok gizli bir projeydi ve büyük bir kısmı da Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından finanse edilmişti. Amerikan hükümeti bu gizli projeyi ifşa etmek istemiyordu. Üstelik o dönem Sovyetlerle aralarındaki ilişkiler yavaş yavaş yumuşuyordu. Bunu sabote edebilecek herhangi bir şeyin içine girmek istemediler. Bu yüzden NASA 1964 yılında projeyi finanse etmeyi bıraktı ve 1965 yılında Orion projesi resmen iptal edildi. Ve bildiğiniz gibi birkaç yıl sonra Amerikalılar aya gitmeyi başardı. Uzay yarışında öne geçtiler. 90'larda da Sovyetler Birliği çöktüğü için uzayda tartışmasız liderliklerini ilan ettiler. Her ne kadar proje 65'te iptal edilse de ilerleyen yıllarda farklı fikirler ortaya çıkmaya devam etti. Mesela Dyson 1970'li yıllarda Medusa projesi üzerinde çalışmaya başladı. Hani az önce anlattı. Yine aynı tarihlerde benzer bir konsept üzerinde İngilizler de çalıştı ama onlar da devamını getirmedi. Çünkü orada bomba patlatmak yerine nükleer enerjiyi farklı şekillerde de kullanabilirdiniz. Bu yüzden de 70'li ve 80'li yıllarda nükleer itki motorları ortaya çıktı ki bu motorların çalışan örneklerini yakın zamanda uzayda tekrar görmeye başlayacağız. Ama ya proje iptal edilmeseydi? Nükleer patlamayla çalışan bu roketler üretilseydi ne olurdu? Teorik hesaplamalara göre bu roketler binlerce ton ağırlığı yörüngeye çıkartabilirdi. Dyson'ın tasarımı üretilseydi Mars'a sadece 2,5 haftada gidebilirdik. Satürn'e gitmemişse en fazla 6 ay sürerdi. Hatta ve hatta bu özel roketin Alfa Centauri'ye gönderilmesi bile düşünülmüştü. 3000 ton ağırlığındaki özel bir model 2000 saniye gibi kısa bir süre içerisinde saatte 24000 kilometreye çıkartılabilirdi ve bu özel roket ışık hızının %10'una da ulaşabilirdi. Ama bunu yapabilmek için yüzlerce atom bombası patlatmanız gerekecekti. Ama dediğim gibi kimse uzayda atom bombası patlatmak istemedi. Neyse, bugünlük bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz, bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.